Bir gün münafıkların başı Abdullah bin Ubey ve arkadaşları ashabtan bir grupla karşılaştığında Abdullah bin Ubey kendi arkadaşlarına bakın ben şimdi bu gelenlere başınızdan nasıl savacağım diyor. Yaklaştıkları zaman Hazreti Bekir elini tutuyor. Merhaba Temim oğullarının efendisi Şeyhülislam Resulullah'ın mağara arkadaşı olan kendini ve malını Resulullah'a vermiş bulunan diye övüyor. Mesela münafık çok tehlikeli yani kasten yapıyor. Hazreti Ömer elini tutuyor. Merhaba Adi oğulların efendisi dininde kuvvetli nefsini ve malını Resulullah'a vermiş bulunan Hazreti Faruk diyor. Sonra Hazreti elini tutuyor. Merhaba Resulullah'ın amcaoğlu ve damadı. Resulullah'tan sonra bütün Haşim oğulların efendisi. Tam fitneci görüyor musun? Pislik yani hepsine ayrı ayrı bir altyapı hazırlıyor. Kendince onları kandırdığını zannediyor. Hazreti Ali diyor ki ey Abdullah Allah'tan kork. Münafık üslubuyla konuşma diyor. Çünkü münafıklar Allah'ın en kötü kullarıdır diyor. O da dikkatli ol diyor. Ey Hasan'ın babası diyor. Benim hakkımda böyle mi söylüyorsun diyor. Yani tehdit ediyor. Sonra diyor ki bak Allah'a yemin olsun ki bizim imanımız sizin imanınız gibi ve bizim tasdikimiz de sizin tasdikleriniz gibidir diyor. Böylece ayrılıyorlar. Yani münafıklar yemin etme konusunda zaten tereddütler olmuyor. Ayrılır ayrılmaz Abdullah bin Ubey arkadaşlarına dönerek nasıl yaptım gördünüz ya. İşte siz de bunları görünce böyle yapınız diyor. Yani kendini uyanık zannediyor. Onlar da sağ ol sen bizim içimizde hayatta oldukça senden hep böyle bol bol istifade ederiz diyerek kendisini övüyorlar. O yancıları da onu övüyorlar. Yani böyle pislik yaptığı için. Yani birbirlerini düşürmeye çalışıyor Müslümanları kendi kafasınca. Sonra bunlar hakkında ayet diyor. Maide suresi 20, Maide suresi 80 pardon. İlk bunlarla ilgili Bakara suresinde şu ayet-i kerime. Bakara suresi 14 ilk iniyor bu ahlaksızların bu yaptığı eyleme karşı. Şeytan Allah'a sanırım. Bunlar iman edenlerle karşılaştık vakit. Biz de müminiz derler. Yani müminlere işte kandırma metotları vardır ki değil. Fakat şeytanlarla baş başa kaldıklarında yani o pislik adamlarla karşılaştıklarında o yancılarla beraber olduklarında emin olun biz sizinle beraberiz biz onlarla alay ediyoruz derler. Bakara suresi 14. Yani Müslümanın yanındaki usluplarıyla o küfrün yanındaki uslupları çok farklı oluyor. Küfre gerçekten çok saygılı oluyorlar. Yani hürmetli, konuşkan, onlara karşı pislik yapmaya niyeti olan bir usup içinde olmuyorlar. Ama müminlere karşı nefret dolu ve oyuncu oluyorlar, alçak oluyorlar.